Bu bana gelmemiş olabilir, kime geldiği yazmıyor ama milyarlarca galaksi sırf biz dünyada yaşayalım diye var. Bu kadar emek sadece Tanrı'nın yarattığı çok az sayılabilecek insan ırkı için fazla değil mi? Şimdi burada aslında birden fazla konuşulacak konu var ama bizim zihnimizde niyeyse bizim coğrafyada evrenin büyüklüğüyle Tanrı'nın varlığı ateistler de der. Ya bu kadar büyük evren bizim için mi yaratıldı? Müslümanlar da buna şaşırıyor. Kant vardır biliyorsunuz, ünlü felsefeci. İki tane sebep verir Tanrı'ya inancıyla ilgili. Bir de insanın içindeki sonsuz ahlak duygusu. Bir de gökyüzündeki sonsuz yıldızlar ve yapı. Yani gökyüzünün sonsuzluğu. Yani aslında evrenin büyük olması, ihtişam vermesi gerekiyor insana. Yani bir Allah'ın varlığı aleyhinde değil de lehinde bir argüman olması gerekir. Niye? Şimdi biz Müslümanlar olarak aslında doğa Allah'ın bir aynası. Allah'ın yaratıcılığını görüyoruz. Allah'ın büyüklüğünü görüyoruz. Bu kadar büyük evren niye var? Allah büyük olduğu için var. Yani bu evreni kim yarattı? Allah yarattı. İnsan için fazla değil mi? Bir, insan için yaratılıp yaratılmadığını bilmiyoruz. Bu kadar büyük evren. Belki başka yerde başka canlılar var. Onu bilmiyoruz. İkincisi, insan için de lazım. Evren o dediğim size hassas ayar var ya, yıldızların oluşum süreci. Orada oynarsanız evrenin genişleme hızıyla, yapalım evreni daha küçük derseniz yıldızlar gene oluşamıyor, yaşam oluşamıyor. Yani o büyüklük lazım bir taraftan ama velev ki değil. Yani bunun psikolojik sınırı ne? Evren ne kadar büyük olsaydı biz mutlu olurduk derdik ki evet insan için. Mesela dünya kadar olsaydı mı, güneş sistemi kadar mı olsaydı, bu subjektif bir şey. Allah büyüklüğünü göstermek için benim yani sonsuz yaratıcı gücüne sahip olan bir Allah'ın çok büyük bir evren yaratmasında şaşırtıcılık yok. Beklenilen bu. Yani biz insan olarak bizim sınırlı biz insan gibi düşünme eğilimine düşüyoruz bazen Allah. Bizim sınırlı bir malzememiz var ya, sınırlı malzemeyle her şeyi optimum yapmaya çalışıyoruz. Mühendislik yapıyoruz. Allah için mühendislik diye bir mesele yok. Allah'ın sınırsız olduğu için kudreti, gücü ve malzemesi. Allah dilediği gibi her şeyi yapabilir. Daha büyük de seçebilir, daha küçük de seçebilir. Burada Allah'a biz bir sınır getiremeyiz düşünerek veya herhangi bir kriterle. Mühendislik kriteri yok çünkü Allah için.